Merhaba arkadaşlar. Merdiven soruları sıkça kitaplarda karşımıza çıkan problem tiplerinden birisi arkadaşlar. Bununla ilgili bugün 5 örnek çözeceğiz birlikte. Bu tarz sorularda basamak sayısına x diyerek başlayacağız. Bakalım basamak sayısı x ise neler olacak? Biz basamakları ikişer ikişer çıkmışız. Sonra da üçer üçer inmişiz. Ve toplamda 55 tane adım atmışız. O zaman inerken ve çıkarken attığımız adım sayılarını bulalım x türünden. Sonra da bunları toplayıp 55'e eşitleyelim. Buradan x'i bulmaya çalışalım. Toplam x tane basamak varsa ve ben bunu ikişer ikişer çıktıysam, basamak sayısını 2'ye böldüğümde kaç adım attığımı bulmuş olurum. Demek ki arkadaşlar çıkarken x bölü 2 adım atmışız. Bu çıkış. Sonra inerken de ne yapmışız arkadaşlar? Aynı x tane basamağı, merdivendeki toplam basamak sayısını 3'e bölmüşüz. 3'er 3'er adım atmışız çünkü. Bu çıkarkenki adım sayısı, bu da arkadaşlar inerkenki adım sayımız. Bunları topladığımızda sonucun 55 olması gerekiyor. Paylaş diyelim. Buradan 3x artı 2x bölü 6 eşittir 55. Gördüğünüz gibi 5x bölü 6'nın 55 olduğunu görüyoruz. 5x buradan 6 çarpı 55. Ben bu çarpmayı yapmadan her iki tarafı 5 ile sadeleştirmek istiyorum. Demek ki toplam basamak sayımız arkadaşlar 66'ymış. İkinci soruda da benzer bir mantık kullanacağız. Bu defa diyor ki merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. İkişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyorsak çıkarken attığım adım sayımla inerken attığım adım sayımın farkı 6'ymış bu defa. Yine merdivendeki basamak sayısına x diyelim. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? X'i 2'ye böleceğiz. X bölü 2 nedir? Bizim çıkarkenki adım sayımız. Çıkarken adım sayısı. İnerken ne kadar adım atmışız? Hadi ona bakalım. Bu sefer x tane basamağı ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Neden? Çünkü 3'er 3'er indiğimize göre arkadaşlar, değil mi? Toplam basamak sayısını 3'e böldüğümüzde adım sayısını buluruz. Örnek olarak mesela atıyorum 30 basamak olsaydı biz bunu ne yapacağız? İkişer ikişer indiğimiz için, değil mi? 2'ye böldüğümüzde 15 adım atmış olacaktık. 3'er 3'er çıktığımızda ya da indiğimizde bu durumda 3'e bölecektik. Yani 10 adım atmış olacaktık. Demek ki adımlarımızı daha büyük büyük atarsak ne yaparız? Daha az adımda merdivenleri tamamlamış oluruz. Her neyse bu örneği silelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çıkarkenki adım sayımız x bölü 2. İnerkenki adım sayımız x bölü 3. Paydası daha büyük olan daha küçüktür biliyorsunuz. Dolayısıyla büyükten küçüğü çıkaracağız. Yani x bölü 2'den x bölü 3'ü çıkaracağız. Ve arkadaşlar aradaki farkın 6 olduğunu biliyoruz. Yine payda işlememiz gerekiyor. 3x eksi 2x bölü 6 eşittir 6. Buradan x bölü 6 eşittir 6 ise x'in 36 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, merdivenimiz 36 basamak demiş. Bir sonraki soruya geçtik arkadaşlar. Merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp beşer beşer inen bir kişinin aradaki adımlar farkı, attığı adımlar farkı 8'miş. Yani çok da farklı bir soru değil gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Yine basamak sayısına x diyeceğiz. X tane basamağı biz ne yapmışız arkadaşlar? Üçer üçer çıkmışız. O zaman x bölü 3 adım atmışız değil mi çıkarken? Bu sefer x tane basamağı inerken de beşer beşer indiğimiz için x bölü 5 adım atmışız. Bu da inerken. Ne oldu arkadaşlar şimdi? Aradaki farkın 8 olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız? X bölü 3'ten x bölü 5 çıkaracağız. Bunun paydası daha büyük olduğu için aslında bu daha küçük bir sayıdır. Her zaman büyükten küçüğü çıkaracağız. X bölü 3 eksi x bölü 5 eşittir 6, pardon 8. Yine payda işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada 5x bölü 15 olurken burada da arkadaşlar 3x bölü 15 oluştu. Demek ki 2x bölü 15 eşittir 8 ise buradan 2x 120, x de 60'tır. Yani toplam basamak sayımız arkadaşlar 60'mış. Ancak burada bizden farklı bir şey istiyor. Bu sefer basamak sayısını istemiyor. Çıkarken kaç adım atmıştır? Çıkarkenki adım sayımız arkadaşlar toplam basamak sayımız olan 60'ı 3'er 3'er çıktığımız için 3'e bölerek bulunmaz mıydı? Demek ki 20 adım atmış olacağız. Evet, dördüncü soruya bakalım. Benzer bir mantıkla çözüleceğini düşünüyorum bunun da. Bir merdivenin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp ikişer ikişerinin bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı ile inerken attığı adım sayısı arasındaki fark 8'miş. Yine basamak sayımıza x dedik. Hep böyle başlıyoruz zaten arkadaşlar.
Ne oldu şimdi? Çıkarken attığı adım sayısı arkadaşlar 3'er 3'er çıktığı için x bölü 3'tür. İnerken attığı adım sayısı da nedir arkadaşlar? İkişer ikişer indiği için x bölü 2'dir. Bunların arasındaki fark neymiş? 8'miş. Tabii ki paydası büyük olan daha küçüktür. O zaman büyükten küçüğü çıkaracağız. Yani x bölü 2 eksi x bölü 3 diyeceğiz ve bunun sonucu 8 olsun. Her zaman büyük sayıdan küçük sayı çıkarmamız gerekiyor. Kesirli sayılarda biliyorsunuz paydası büyük olan sayı daha küçüktür. Mesela bu daha küçük. Yine payda işliyoruz arkadaşlar. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile. 3x bölü 6 eksi 2x bölü 6 8 olacaktır. Yani buradan x bölü 6 8 ise x 48'dir. Demek ki arkadaşlar toplam basamak sayımız 48'miş. Ancak farklı bir şey istiyor bizden. Diyor ki eğer bu kişi diyor merdivenin yarısını ikişer ikişer, yarısını da üçer üçer çıksaydı kaç adım atmış olurdu? O zaman şöyle bir şey yapalım. Toplam 48 basamak var ya. Bunun bir yarısı 24, öteki yarısı yine 24'tür. O zaman bunun yarısını ikişer ikişer çıksaydı, yani 24'ü 2'ye böldüğümde 12 adım atmış olacaktım. Öbür yarısını 24'ü de bu sefer 3'er 3'er, değil mi? O zaman ne yapsaydım? Onu da 3'e bölseydim buradan da 8 adım bulsaydım. Demek ki yarısında 12 adım atmış olacak ikişer ikişer çıktığı için ya da indiği için. Diğer yarısında da 8 adım atmış olacak. Bu sefer toplamda 20 adım atmış olurdu. Eğer yarısını öyle yarısını böyle çıkmış olsaydı. Evet, bu da farklı bir soru oldu. Beşinci soruyla bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım burada bize ne soruyor. Evet, gördüğünüz gibi çok da farklı şeyler yok. Yine basamak sayısına ne diyeceğiz arkadaşlar? X diyeceğiz, değil mi? Evet, merdivenin basamakları diyor arkadaşlar ikişer ikişer çıkılıp, değil mi? Üçer üçer iniliyormuş. Bu kişi toplamda da 20 adım atıyormuş. O zaman ben x tane basamağı ne yapacağım arkadaşlar? Üçer üçer çıktığım için 3'e böleceğim. Değil mi? Her seferinde 3 adım atıyorum. O zaman x bölü 3 kadar adım atmışımdır çıkarken. Çıkarken adım bu sayımız. Sonra aynı x basamaklı merdiveni bu defa ikişer ikişer ne yapıyoruz? İniyoruz. Pardon, bu ikişer ikişer çıkarkenmiş zaten. O zaman bu x bölü 3 inerken olacaktır. Bu da çıkarken olacaktır, değil mi? X bölü 2. Çıkarkenki adım sayımız. Evet, ikişer ikişer çıktığımız için toplam basamak sayımızı ne yaptık? 2'ye böldük ve çıkarkenki adım sayımızı bulduk. 3'er 3'er indiğimiz için de toplam basamak sayımızı 3'e böldük ve bu sefer de inerkenki adım sayımızı bulduk. Şimdi arkadaşlar, merdiven kaç basamaklıdır diyor. Bu arada da toplam 20 adım attığımızı biliyoruz. Yani inerkenki adım sayımız artı çıkarkenki adım sayımız eşittir 20 olmalı. Bu sefer büyükten küçüğe çıkarma gibi derdimiz yok. Çünkü çıkarma işlemi yapmayacağız. Toplamamız gerekiyor. Ben bunu 2 ile çarpacağım. Bunu da 3 ile çarpacağım ki paydalar eşit olsun. 2x bölü 6 artı 3x bölü 6 eşittir 20. Yani 5x bölü 6 eşittir 20 ise önce 5 ile sadeleştirebiliriz. 1, 4. Demek ki x buradan 24 olacakmış. Yani toplam basamak sayımız 24'müş. Evet, bize burada zaten farklı bir şey sormuyor. Bu şekilde çözmüş olduk. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.